Ömer konusunda sizi rahatsız eden ne mesela? İyi Parti'nin bir tanıtım filmi var, orada afişler de var. Ömer'in yolundayız diyorlar. Sürekli bu kullanılıyor. Abi nedir burada orada sorun? Orada beni meraklandıran şu, hangi Ömer'in yolundasınız? Turist Ömer diyenler var. Yok, turist Ömer, yok o zamandan bahsediyorum ben. Sen bu zamana geldin. Yani Ömer deyince bilemiyor insanlar. O zamanki insanlar. Ömer'in hangisisin sen? Hazreti Ömer'den mi bahsediliyor, Ömer'in yolundayız? Fazledelim ki ondan bahsediyor. Hazreti Ömer. Hangi Hazreti Ömer'den yolundan bahsediyorsunuz? Ha Darun Nedve'den beslenmiş akıl kafa. Hangi Hazreti Ömer'den bahsediyorsun? Hazreti Peygamber'i öldürmeye giden Ömer'den mi bahsediyorsun? Budur söylediniz. Hangi Ömer? Ömer'in yolu diyor çünkü burada gördüğünüz gibi bütün tabii. Fatih Sultan Mehmet var, Atatürk var. İşte. Ama Ömer'in de sadece böyle yolu diyor. Ya Fatih'le senin ne işi var? Hazreti Ömer'le senin ya Darun Nedve dediğin o zamanın müşriklerin olduğu yer. Fatih dediğin düşmanı Bizans. Kim Bizans? İşte şu an okyanus ötesi şu anki dünyanın Bizans'ı o. Darun Nedve'de diyorlar ki bu Hazreti Muhammed'i diyor onlar tabii. Aleyhisselatü Vesselam. Bu diyor bizi bozma, bozdu bizim işimizi bozma. Yani burada bir düzenimiz var Mekke'de. Bu geldi bir şeyler getirdi falan. Bir ayetlerden bir şeylerden bahsediyor. Bunlar bizim düzenimiz yok. Bunu ortadan kaldırmamız lazım diyor. Hazreti Ömer delikanlı adam ya. Ben diyor hallederim o iş. Hazreti Peygamber'i öldürmeye gidiyor Hazreti Ömer. Bir yolda sahabe diyor ki sen diyor Hazreti Peygamber'i Muhammed'i boş ver, senin kardeşin diyor Müslüman oldu. Öyle mi diyor, hışımlan kardeşinin evine gidiyor. Efendim, kardeşinin evinden Kur'an sesini duyuyor, içeri giriyor. Eniştesine işte bir tokat. Ömer ya, Mekke'nin kabadayısı. Biri Hamza, biri Ömer. Hazreti Peygamber Ömer'le güçlendir diye dua etti Ömer. Ama cahil Ömer. Sen, bunlar cahil Ömer'in yolundan gidiyorlar. Cahiliye devrinde. Gidiyor... Efendime söyleyeyim. Orada efendim ne okuyorsun falan filan. Bunu elleyemezsin diyorlar. Kur'an sayfaları. İşte orada evde okuyor kardeşi, eniştesi. İşte bir sahabede. Efendim. Bakayım sen bunu elleyemezsin. Nasıl? Git abdest al. O kirinle bunu elleyemezsin. Gidip abdest alıyor. Okumaya başlıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Efendim. Sonra gidiyor Hazreti Peygamber'in üzerine şeyine. Hazreti Hamza ki Beytül Mekke'nin iki tane delikanlısı bunlar. Hazreti Hamza peygamberin yanında. Ömer'in geldiğini görünce kılıcına davranıyor. Yani ne olur ne olmaz diye. Ama Ömer olmuş. Başka Ömer sütü dökmüş. Hazreti Peygamber'e geliyor. Kelime-i şehadet getiriyor ve ona tabi oluyor. Hadi diyor, nerede kalmıştık? Şimdi bunlar seçim afişinizde kullanırsanız ki, bu sözleri de duyarsınız. Ben bunu umarım ki Hazreti Peygamber'e destek olmaya giden Ömer'den olsun. O şimdi bu çıktığı yol Darun Nedve'de alınan karar doğrultusundaki yoldur. İnşallah biz ve onun önüne çıkacak, onun yoluna çıkıp bu tip hatırlatmalar yapacak o sahabe gibi şu zamanın insanları olarak bu çağrılarımız ona bir kulağına küpe olur. Bu çıktıkları yoldan bu millet iktidarına, millete tuzak kurucu bu yoldan inşallah dönerler. Hazreti Peygamber'i öldürmeye giden Ömer'in yolundan değil, Hazreti Peygamber'de dirilmeye giden Ömer'in yolunda olurlar. Seçim afişinde Hazreti Ömer'i kullanıyorlar, sonra Ömer diye kullanıyorlar. Bunları da duyacaklar, bu tartışmalar ayıp da devam edecek. Ayıp şey yani, bu sahabe isimlerini bilmem neleri burada niye kullanıyorsun? Zaten çok ilgimi çekiyor. Bir de seküler bir ittifakın içinde yer alıp bir yandan bunları işte seçmen verecektir bunun karşılığını. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isimsiniz. Kaç senedir, kaç yaşından beri tanırsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı? 70'li yılların ortasından. 70'li yıllarından. 20'li yaşlarından beri siyasette. Yani işte yani biz işte 10-15 yaşlarında. Babam çünkü aktif görevdeydi. Hı hı. Reis de o zaman Gençlik Kolları Başkanı'ydı. O zamandan beri. Devam eden bir süreç evet. Var. Ve siz siyasetin hep içinde yer alıyorsunuz. Kendi nevi şahsına münasır tarzınızda yer alıyorsunuz. Vallahi bu da çok konuşuluyor. Tarzı marzı neyse. İçinizden geliyordur elbette. Bu zaten yapmacıklıkta olacak bir şey değildir ama. Bazen bana diyorlar ya şöyle ya niye şimdi ben...
gidip işte yok bilmem şu et, işte şeye davranayım, böyle davranayım. Ya neyse o ya kardeşim. Neyse fıtratım yani. Bu benim diyorsun. Hayır bu. Bir ayıbım yok Allah'a çok şükür. Arkamda bir kir yok. Elhamdülillah hiç kimse bana bir kirden bahsedemez. Bir sürü iftira atıyorlar, yalanlar, o sosyal medyalar kırılıyor, geçiliyor. En çok rahatsız eden nedir sizi bunların içerisinde? Rahatsız edenler oluyor mu bu tartışmalarda? Beni şahsen rahatsız etmiyor çünkü bana ait bir şey yok. Bana ait bir rezillik yok. Hı-hı. Rahatsız edenler, onlar niye bunlarla yalanların peşinde savruluyorlar? Beni rahatsız eden o taraf. Bu memleketin çocuğu değil misin oğlum sen? Niye bunlara uğraşıyorsun? Niye iftira, niye isim takıyor? Bir tanesi kalkmış, isim takmış bize. Efendim, gırla gidiyor. Bu yeliz muhabbeti değil mi? Yeliz muhabbeti ya, var. Siz de bunu espriyle gazetelere röportaj vermişsiniz. Şimdi, evde bir daha evde bir yeliz falan istemiyoruz. Şimdi Hazreti Ömer'in mevzu oradan açıldı. Hani bir şey aklıma geldiği zaman çok gülerdim diyor. Şeyden diyor, helvadan, hurmadan şey yapardık, put yapardık, sonra da karnımız acıkınca yerdik. Şimdi bunlar da bir put yapmışlar. Efendim, karınları acıkınca, ben akıllarına gelince, yok böyle bir şey. Bunu 50 yerde söyledim. 50 yerde söyledim, tarif ettim. Sen mutlu oluyorsan, senin mutluluğun beni de mutlu ediyor. Ben senin vekilinim çünkü. Peki bu davranış bilimleri okumuşsunuz değil mi? Evet. Davranış bilimleri. Bu jestlerinizde, mimiklerinizde etkisi oldu mu bunların? Nasıl kıyas yaptınız mı? Vallahi ya, hoca beni sınıfta bırakıyordu yani. Davranış berbat çünkü. Uymuyor mu bize? Hayır. Yani işte orada hatta şimdi ismini unuttum. TRT'de spikerdi. Şeye geliyordu efendim. O da derse geliyordu. Benim hallerime gıcık oluyordu adam. Ya oğlum davranış bilimleri okuyorsun falan diye. Allah selamet ver. Ne yapayım abi? Gittim standardı okudum. Mı var insanın? Hayır şimdi diyorlar ki ya sen gittin bak Amerikan şeyi yapıyorsun. Ama Amerikan, lan oğlum ben Amerikan okuluna gitmedim. Türkiye'de birisi okul açmış. Bir tanesi Bakırköy'de. Ha şeyi de yok. YÖK'ün tanımadı. Zaten benim de YÖK'ü tanımadığım bir süreçti o zaman. Efendime söyleyeyim. Bizim çocuklar, kızlar, kardeşlerim falan gidiyordu oraya. Hani üniversite almıyorlar ya çocukları. Başörtü. Onlar gidiyordu. Abi böyle böyle. Biz de gittik. 2 sene okuduk, ders aldık. Oğlum ne var? Kötü bir şey mi? O diplomayla ben gidip kalkıp doktorluk yapmıyorum. İnşaat projeye imza atmıyorum. Gittim. Efendim 2 sene var. Bir sürü arkadaşlarımız var. Bakırköy'de bir kampüsü vardı. Efendim şeyde de bir kampüsü vardı. Kadıköy'de. O 6 yolda. Gittik geldik. Diploma yok. Ben ayrı ilahiyat şeyim de var. Evet. Efendime söyleyeyim. Yani bunlarla uğraşıyor. Gerçek konuşalım ya. Bak bizim tabii önümüzde ki mesele odur. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Bak 2023 hani şimdi böyle hani şirketlere koçlar gelir işte yönetim planlar programlar yapılır hedefler konur işte şu. Bir sene sonra şöyle olur, 5 sene sonra şöyle olacağız falan gelinir bir sene sonra bakılır, bir daha değerlendirir, bir daha falan. Şimdi bu 2023 bir daha güncellemesi olmayacak bir yıl, bir tarih. En kritik seçim bu mudur diyorsunuz? 2023 bir daha burada bu saatte bunu söylüyorum. Ben kendi ismimi söylüyorum. Ben AK Parti'nin sözcüsü de değilim. Milletvekilisiniz tabii ki partinizin de. Ben milletvekili olarak söylüyorum. Bir daha 2023'ün güncellemesi yok. Eğer 2023'te İstanbul'da ve Ankara'da yaşanan kaza Türkiye'nin başına gelirse bunlar bir sene sürmez Türkiye'nin güneydoğusunu verirler. Düşün ya bak ben şimdi bunları hani bir muhasebe yaparak söylüyorum. Nereden çıkartıyor? Şimdi biz tek başına iktidardık değil mi 2015'te? Evet. O kanal şeylerini, kanalizasyon kazdılar ya fareler. Evet, hendek sürekli. Hendek mendek. Efendime söyleyeyim. Ya 4-5 ay şehirlerimizin merkezlerine giremedik. Tek başına iktidarız, tek bir irade var. Ve mücadele eden bir irade var. Buna rağmen 4-5 ay, yani İstanbul'un Sultanahmet'i gibi, değil mi? Diyarbakır'ın Sur'una giremedik falan falan falan. Remzi son kaç dakikamız? Efendime söyleyeyim. Son 2 dakikamız tamam. Efendim giremedik. Şimdi bir de PKK, YPG bizi niye vursun ki?
bilmem bu pozlarda kahvaltı... Peki bunu yapmak sadece seçimleri kazanmakla mümkün mü Ahmet Bey? Kazandılar diyelim. Türkiye'nin güneydoğusunu vermek böyle bir şey yani... Şunu söylüyorum. Bu irade verir. Vermeye çalışır. Yani bu verir dediğim verilir manasına gel. Bunlar verir. Verile de ama biz verdirtmeyiz. Biz bir şekilde orada dikiliriz, dururuz. Ama ben hani şimdi... Al, potansiyelleri var şimdi, ama diyorsunuz. Al şimdi... Ya potansiyeli yok olur mu? İşte Ekrem, Selahattin Demirtaş'ı çok beğeniyorum ben siyasetini. Nesini beğeniyorsun? Provokatör. Sas çaldı diye mi beğeniyorsun? He, Apo'nun heykelini dikecek diye mi meydanlara beğeniyorsun? He? Trabzonlu, he? Hemşerim. Selahattin Demirtaş'ın nesini beğeniyorsun sen? He, oralap şaralap. He? Oralap şaralap Selahattin Demirtaş için de kullanılıyor. Yok yok. Şimdi. Hayır hayır. Ona söylüyorum. Ona o fazla bile. Niye? Diyor ki Apo'nun heykelini dikeceğiz. Ekrem de diyor ki Selahattin'in şeyini çok beğeniyorum ben. Siyaset, politikası. Bugün o 2500 liraya kitap satan da neydi o? Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil. O da diyor. O da bugün diyor ki karşıyım ben ama Türkiye'de dediğini yapan tek parti ya. Hiç yalan söylemiyor. Hakikaten çok iyi. Vay düzenbaz seni be. Atatürk'ün kitabını 2500 liraya satıp 2500 PKK'nın yasal partisine destek atmak çok iyi. Yeah.